Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda çok ama çok önemli bir etkinlikten bahsedeceğim. Evet başlıktan da gördüğünüz üzere Layer 2 olan Arbitrum'un adısı etkinliği. Bu etkinlik 8 hafta sürecek ve şu an biz ilk haftadayız. Adısı süresince Arbitrum ekosistemini karış karış gezeceğiz ve Arbitrum nedir, avantajları neler bunu deneyimleyerek öğreneceğiz. Her hafta Adisi'de yeni görevler yer alacak ve biz de onları tamamlayarak NFT almaya hak kazanacağız. Bu NFT'lere parasal karşılık olarak bakmayın, görevinizin kanıtı olarak bakın. Haftaların sonunda minimum 13 veya 16 NFT toplamış olanlara Final NFT verilecek. Bu Final NFT oldukça önemli olabilir ve Arbitrum'un airdrop kriteri olabilir. O yüzden bu etkinliğin güzel kazançlar sunacağını düşünüyorum. İlk haftamız köprü haftası olacak. Bu haftada Arbitrum'a Ethereum a atarak köprüyü kullanacağız. Bu işlemle birlikte bir adet NFT kazanacağız. Ardından hafta sonuna dek yani bu haftanın sonuna dek en çok kullanılan köprüyü tercih etmiş olduysak artı bir NFT daha kazanacağız ve bu NFT'leri de her haftanın sonunda claim edeceğiz. Yani cüzdanımıza çekebileceğiz. Şimdi de ben sizlerle birlikte şu ana dek en çok tercih edilen köprüyü kullanacağım ve garantilemek adına ekstra bir köprü daha kullanacağım. Şu an için köprü haftasını önde götüren köprü Hop protokolün köprüsü. Önce bunu kullanacağız ve sonra Akros protokolü kullanacağız. Bu hafta içerisinde köprüyü denemeniz lazım. Acele etmenizi gerek yok. V'nin yani Ethereum işlem ücretlerinin az olduğu vakitlerde bunu yapınız. Ben gece 2'den sonra yapıyor olacağım. O zaman hadi işlemlere geçelim. Evet arkadaşlar işlemlere geçmeden önce köprüyü kullandıktan sonra bakiyemizi görüntülemek adına Arbitrum ağını Metamask'e ekleyeceğiz. Onu da Chainlist üzerinden yapacağız. Daha önce Arbitrum ağını eklemediyseniz hadi bu adımları beraber yapalım. Öncelikle sağ üstten Connect Wallet diyerek Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Ardından A arama yerine Arbitrum yazıyoruz. Arbitrum yazdıktan sonra iki tane çıkıyor. Biz Arbitrum Vanı tıklıyoruz ve Add to Metamask'e tıklıyoruz. Bu butondan sonra görmüş olduğunuz üzere ağ bilgileri çıkıyor. Buradan onaylaya tıklıyoruz. Daha sonra ağı değiştir diyerek Metamask üzerinde o ağa geçiş yapmış oluyoruz. Evet görmüş olduğunuz üzere Arbitrum Van ağındayım ve şu an hiç Ethereum yok. Hemen Ethereum Mainnet'e geçtim. Şimdi de ilk köprüyü beraber kullanalım. Hop protokolü kullanacağız. Use Hop'u tıklıyoruz. Bizi hemen Send kısmına atıyor. Yani köprü kısmına atıyor. Buradan ilk ağı Mainnet olarak seçiyoruz. İkinciyi Arbitrum olarak seçiyoruz. Minimum geçirme şeyi yok. Yani köprü ne kadara izin veriyorsa o kadar bakiye geçirebilirsiniz. Ben 0.02 Ethereum geçireceğim. Send dedim. Tekrardan onaylamak adına bir daha Send'e tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere şu an 2,5 dolarlık bir işlem ücreti çıktı. Siz ağın daha az kullanıldığı vakitlere yani gece vakitlerinde yaparsanız daha düşük işlem ücreti ödersiniz. Ben videoda göstermek üzere daha fazla beklemiyorum ve 2,5 dolardan işlemimi onayladım. Evet şu an mainnet'ten işlemin onaylamasını bekliyoruz. Ardından Arbitrum ağına 5 dakika içerisinde geçecektir. Görmüş olduğunuz üzere mainnet tarafı tamamlandı. Şu an Arbitrum tarafını bekliyoruz. Evet Arbitrum da tamamlandı. Add Ethereum to Metamask diyerek Ethereum'u da ekleyebilirsiniz. Şimdi Metamask'imize bakalım. Köprü başarılı bir şekilde çalışmış mı? Evet görmüş olduğunuz üzere 0.02 adet atmıştım. Arbitrum vanağına geçti. Yani köprüyü kullandık. Şimdi geldi ikinci köprümüzü kullanmaya. İkinci köprü olarak Ekros'u kullanacağım. Bunun içinde sağ üstten Connect Wallet diyorum, ardından MetaMask'i seçerek cüzdanımı bağlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere bağlandı. Bridge kısmındayız yani köprü kısmındayız. Burada yapmamız gereken MetaMask üzerinden Ethereum Mainnet'i seçmek, ardından şu bridge kısmında From yazıyor yani nereden? Orayı Ethereum olarak seçiyoruz. Daha sonra aşağıya da Arbitrum yapıyoruz ve asset kısmına Ethereum'un karşısına ne kadar göndermek istediğimizi yazıyoruz. Ben bu köprüden de 0.02 adet Ethereum'u Arbitrum'a geçireceğim. Hemen yazdım. Aşağıdan sen de tıkladım. Görmüş olduğunuz üzere saat geçtikçe işlem ücreti daha da azaldı. Şu an bu işlem için 1.5 dolar verdim. İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Evet başarılı bir şekilde depozito ettik. Bu işlemi Transaction Page'den görüntüleyebilirsiniz. 1 ila 3 dakika arasında Arbitrum ağına geçmiş olacaklar. Evet arkadaşlar Arbitrum Adisi'nin ilk haftası köprü haftasıydı. Bunu da videodaki işlemlerle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Siz de bu işlemleri yaparak Arbitrum Adisi etkinliğinden ücretsiz NFT alabilirsiniz. Ki ileri süreçte büyük ihtimal Arbitrum bu etkinliğe katılanları ve final NFT yani her haftayı tamamlayıp final NFT'yi alanlara airdrop yapabileceği düşüncesindeyim. Diğer haftaların da videosu gelecek. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.